Mayıs ayının ortalarında Reuters birkaç cümlelik bir haber geçti. Sipa Press, DAP'a satış yolunda. Sıradan bir haber gibi gözükse de bu birkaç kelimenin gazetecilik için anlamı büyüktü. Zira hala sadece gazeteciler tarafından yönetilen dünyanın en saygın fotoğraf ajanslarından foto muhabirliğinin kalesi Sipa Press havlu attı. Efsane foto muhabir Gökçin Sipahioğlu'nun Sipa'sı Almanya'nın 2 numaralı haber ajansı DAP'ta satıldı. Fransızların Grand Turk yani Büyük Türk olarak adlandırdıkları Gökçin Sipahioğlu, Sipa'yı 38 sene önce kurmuştu. Ajans yıllarca başarıdan başarıya koşmuş, Fransızların da gururu haline gelmişti. Bu büyük markanın satış haberi, milliyetçi duyguların güçlü olduğu Fransız basınında buruk bir dille veriliyordu. Ülkenin en köklü gazetelerinden Le Monde, foto muhabirliğinin gözde isminin son birkaç senedir para kaybettiğini yazıyor ve devam ediyordu. Sipa Press'in devredilme hikayesi, fotoğraf ajanslarının özellikle de 70'li yılların 3 prensesi sayılan Sipa, Sigma ve Gamma'nın içine düştüğü zor durumu iyi özetliyor. Bu üç ajans, dünya çapında muhabir şebekelerine sahip olan küçük ajansların rekabetine maruz kaldı. Basının içinde bulunduğu kriz de uluslararası rekabetle birleşince fotoğraf fiyatlarını alaşağı etti. Oysa çok değil 10 sene kadar önce yine Le Monde Gökçin Sipahioğlu'nu foto muhabirliğinin dinozoru olarak tanımlıyor ve Sipa'dan övgüyle söz ediyordu. Sipa 30 sene boyunca olağanüstü bir gazetecilik okulu oldu. Ayrıca Paris'i 1970'lerde foto muhabirliğinin başkent haline getiren 3 büyük ajanstan hala bir gazetecinin yönettiği tek marka Sipa. Gökçin'in rakipleri çoktan koltuklarını iş dünyasından profesyonellere bıraktı bile. Gökçin ise romantik bir efsane olarak iletişim devi Bill Gates'in sahip olduğu Corbis'e karşı bile direndi. Alman basınındaki hava ise Fransa'dakinden elbette farklıydı. Muhafazakar sağ eğilimli Die Welt, Sipa ile ilgili haberleri en kapsamlı şekilde aktaran gazeteydi. Die Welt, amatör fotoğrafçıların yarattığı rekabet başlıklı analizde can çekişen fotoğraf ajanslarının yeni rakiplerini anlatıyordu. Dijital çağ fotoğraf sektöründe yeni bir çığır açtı. Herkesin her yerde cep telefonu, dijital fotoğraf makineleriyle görüntü alabilmesi önemli bir aşamaydı. Bu görüntülerin başka mecralara kolaylıkla kaydedilip iletilebilmesi, çoğaltımdan dağıtıma kadar tüm işlemlerin basitleştiği çağımızda amatör fotoğrafçılar artık profesyonel ajanslara ve fotoğrafçılara karşı ciddi birer rakip. Gökçin Sipahioğlu meslektaşları tarafından iyi gazeteci, kötü yönetici ya da en gazeteci yönetici gibi benzetmelerle anıldı. 30 milyon fotoğraf arşiviyle dünyanın en büyük 3 fotoğraf ajansından birini bunca yıl ayakta tutabilmenin sırrı da belki bu yorumlarda gizliydi. Die Welt tam sayfasını ayırdığı haberde Sipa'nın bugüne nasıl geldiğine dair soru işaretlerini de gideriyordu. Sigma geçen yıl iflas etti. Gamma artık sırf arşivden fotoğraf satıyor. Magnum sıradan kişilerin de fotoğraflarını çektirebilmesine yönelik hizmetler sunarak ayakta kalmayı başarıyor. Sipa ise bu yola dek direndi. Diğer ajansların aksine 22 adet kadrolu fotoğrafçıyı çalıştırma lüksünden hiç vazgeçmedi. Gökçin Sipahioğlu astronomik teklifleri uzun süre geri çevirdi. 2001'de maddi sıkıntılar nedeniyle ajansı Fransız medya grubu Sud Communication'a sattı. Ama bu da Sipa'yı kurtarmaya yetmedi. Son 10 yılda ciro %25 azaldı. Getty Images ve Bill Gates'e ait Corbis teker teker tüm irili ve ufaklı fotoğraf ajanslarını ve arşivlerini satın almaya başladı. Fotoğrafçıların ücretlerini, ödedikleri telif hakkı bedellerini kesintiye uğrattılar. Piyasa kurallarını yeniden yazdılar.